bu arkada gördüğünüz cezaevinde şu anda bir siyasi partinin eş başkanı, milletvekilleri, belediye başkanı. HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in Ankara'da gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Figen Yüksekdağ'ında milletvekilliği resmen düşürüldü. Çocuğunu kapıya çıkarmak, kapısının önüne çıkarmak için vuruldu. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a da verilen 5 ay hapis cezası ise Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir parlamento mensubu olarak 80 milyon halkın iradesini temsil eden bir milletvekili olarak. HDP'lilere ilk şok HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkan Vekili İdris Baluken'in gözaltına alınması oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Baluken, yapılan sağlık kontrolünün ardından önce TEM Şubesi'ne götürüldü, ardından tutuklandı. İnisiyatif alması gerektiği kanaatindeyiz. Ben tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Bu yaşadığım... Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 30 Ocak'ta tahliyesine karar verilen Baluken hakkında üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 17 Şubat'ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Nedir, niye bize haber vermiyorsunuz? Haber verin, buradayız, bir yere gitmiyoruz biz. HDP'lileri şoka uğratan ikinci karar, HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşmesi oldu. Hala tutuklu bulunan Yüksekdağ'ın milletvekilliği de alınan kararla birlikte resmen düştü. Başbakanlık tezkeresinde Yüksekdağ'ın terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin 27 Kasım 2013 tarihli kararı Yargıtay'ın 22 Eylül 2016'da onadığı anımsatıldı. HDP'lileri asıl endişelendiren gelişme, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 5 aylık hapis cezası oldu. Demirtaş'a Doğu Beyazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı gerekçesiyle ceza aldığı öğrenildi.